Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar, yamuk yamuk yamuk, yamuktan devam ediyoruz, evet. Şimdi yamukta baya baya bir şeyler işledik değil mi? Nereye geldik? Yamuğun alanına geldik şimdi, gümbür 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 devam ediyoruz geometri kampımızla ilgili çok güzel yorumlar gelmeye devam ediyor. İnşallah 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 hızlı bir şekilde de bitirip sizlere böyle maksimum net seviyesine birlikte ulaşacağız. Tamam mı? Motivasyonu düşürmek yok. Yüzler gülmeye başladı. Böyle canavar gibi canavar gibi canavar gibi ilerliyoruz. Evet yamukta alan alan alan. Şimdi ne yaptık? 60 küsür tane soru çözdük. Yamuğun her soru çeşidine baktık. Ama yamuğun alanı da bizim için önemli. Niye önemli? Bundan sonrası için temel oluşturacak. Ne dedik? Bundan sonraki işleyeceğimiz dörtgenlerin de hepsi birer yamuktur aslında. Biraz daha sadece şekilleri düzenlenmiş yamuklardır. Şimdi yamuğun alanı. Gel bakalım yamuğun alanı nasıl yapacağız? Şimdi arkadaşlar hop tabi tabi orayı bir açalım bir gör tabi. Şimdi yamuğun alanı nedir arkadaşlar? Yamuğun bir alt tabanı vardı bir üst tabanı vardı. Yamuğun alanını bulurken çok basit bir şey yapacağız. Alt tabanıyla üst tabanını toplayacağız. Sonra ikiye böleceğiz. Çarp. Şu yükseklik. Tamam mı? Yüksekliği neresi? Alt tabanıyla üst tabanın arasındaki her yerdeki uzunluk neydi arkadaşlar? Yükseklikti. Nereye yazıldığına bakma. Bir tane diklik varsa o bizim hepsi bütün yüksekliklerimiz birbirlerine neydi? Eşitti. Neymiş söyle? Alt taban artı üst taban bölü iki çarpı yükseklik. Tamam. Bu çık. Hadi hemencik sorumuza geçiyoruz. Gel bakalım. 71. sorumuzla başlıyoruz. Böyle kolaylarıyla kolaylarıyla başlıyoruz. Telefonu sesini hemen bir kısalım. Telefon şeyde kalmış. Sesi açık kalmış telefonun. Hop titreşimi kapattık sessiz aldık. Hadi başla bakalım. Diyor ki A, B, C, D, yamuk. A, B ile CD D birbirlerine paralel. Gördük. 4'ü vermiş, onu vermiş. 42'yi ikiyi vermiş. Buna göre x kaçtır diyor. Ha. Şimdi bakın x neresi? Yüksekliği. Alt tabanı vermiş. Üst tabanı vermiş. Alanı vermiş. Hemen formülümü kullanıyorum. Neydi formülümün? Alt taban 10. Üst taban 4. Bölü 2. Çarpı yükseklik dediğimizi x diye vermiş. İşte bu alanın bize 42 olduğunu söylemiş. X'i soruyor. Bakın 14 yaptı. 2'ye böldüm 7. 7 tane x eşittir 42 ise. Her iki tarafı 7'ye böldüğümde x'in 6 olduğunu bulduk. Hop. 71. sorumuzun cevabı ne oldu arkadaşlar? Ne oldu 71? Denizli. Hadi ilerleyelim 72. sorumuza doğru. Gel bakalım 72. Yine standart bir sorum. A, B, C, D yamuk. A, B, C, D'ye paralelmiş. Tamam. Şimdi 150 verilmiş, 60 verilmiş, 2 tane 6 verilmiş. Alan nedir diyor. Ne yapacağım? Yükseklik bulmam lazım. Veya orada üçgenler oluşturabiliyorsam üçgen alanıyla da yapabilirim. Bakın şimdi arkadaşlar burada ne var? 60 derece var. O zaman buradaki açının 120 olduğunu biliyorum. Burada 150 var. Buradaki açının ne olduğunu biliyorum 30. Şimdi yüksekliğe ihtiyacım var dedim. Çat buradan bunu indirdim. Buradan bunu indirdiğim zaman burası 90 oldu. 90'ın karşısında 6 ise 30'un karşısındaki 3, 60'ın karşısındaki de 3 kök 3. Tamam. Şimdi yüksekliği buldum. Üst tabanı da biliyorum. Alt tabana ihtiyacım var bir de. Hadi alt tabanı bulabilmek için şuradan da yüksekliğimi indiriyorum. Bir 30-60-90 üçgeni daha oluştu bakın. Yüksekliğin 3 3 olduğunu biliyorum bu sefer. 30'un karşısı 3 3 ise buradaki 60'ın karşısındaki bunun 3 katı olacak. Hop burası 9 oldu. E, dikdörtgen oluştu burası da 6. Alt tabanım da ortaya çıktı. Hadi söyle şimdi bana alt tabanın uzunluğu ne kadar oldu? 18 tamam. Üst tabanın 6 olduğunu biliyorum bölü 2. Yüksekliğimizin de 3 karekök 3 olduğunu biliyoruz ve bitti. Hadi bitirelim. 24 bölü 2'den 12 geldi. 12 ile 3 karekök kök 3'ü zaman 36 kare kök eşit oldu. 72. sorumuzun cevabı da Edirne oldu. Tamam. Geldik 73. Bakın bunlar alanla ilgili karşınıza gelebilecek standart sorularımız. Tamam mı? Öğreniyorsun değil mi? Alt taban, üst taban, yükseklik. Alt taban, üst taban, yükseklik. Bu kadar basit. Hadi 73. ABCD yamunda AB ile paralelmiş. Bakın yine açı ortaylar verilmiş. Bir tane diklik verilmiş. 5, 1, 7, 4 alan soruyor. Hmm. Hocam üst tabanı biliyorum. Hocam alt tabanı da biliyorum. Neye ihtiyacım var yüksekliğe? Şimdi arkadaşlar ne demiştik? Bak şimdi şu doğru açı ortayı doğrusu. Bu açı ortayın bu kol olan uzaklığı var burada. Bu da bu açı ortayı doğrusu. Bu açı ortayın da kol olan uzaklığı var. Ve burada hatırlaman gereken bir şey vardı hemen. Buraya alfa alfa... Buraya beta beta dersek biz ne biliyoruz? 2 alfa ile 2 betanın toplamının 180 olduğunu söylüyoruz. Her iki tarafı ikiye böldüğümüzde alfa ile betanın toplamı 90. Bakın burası beta. Burası alfa 90 ise çat burası da 90 oldu. Şimdi bakın öklit bağıntısı var. Şuradakine x dersek x'in karesi eşittir. Ayırdığı parçaların çarpımlarına. 1 çarpı 4 x dediğimiz 2'ye eşit oldu. Tamam. Şimdi burayı iki buldum ya en baştaki söylediğim şeye gel şimdi. Bu açı ortayın bu kolonun uzaklığı iki ise bu kolona olan uzaklığı da ne kadardır yine ikidir. Diğer taraftan bak şimdi bu açı ortayın bu kolonun uzaklığı iki ise bu kolonun uzaklığı da ne kadardır iki. Bakın yüksekliğimizin dört olduğunu bulduk gördük mü önemli üst tabanım beş alt tabanım yedi. Bölü 2 yaptım. Yüksekliğinde 4 olduğunu buldum. Bakın 12. 2'ye iki, böldüm 6. 6 çarpı 4. 24. 73. sorumuzun cevabı da Adana olmuş oldu. İlerledim. Gel bakalım. 74. sorumuz. Gelsin. Diyor ki ABCD yamuk. Tamam. Paralellik verilmiş. EF'nin orta tabanı olduğunu söylemiş. Bize dikliğimizi vermiş. 4, 10 vermiş. Alan nedir diyor. Hmm. Şimdi bak. Biz alanı hesaplarken... Buraya alt tabana A desek üst tabana B desek neydi formülümüz? A artı B bölü 2 çarpı yükseklik. Bakın alt tabanla üst tabanın toplamının yarısı bize orta tabanı vermiyor muydu? Evet. Hop burasının 10 olduğunu söylemiş. Sadece bana yükseklik lazım. Şimdi biliyorum ki buradan buraya olan uzunluk 4 ise, orta taban olduğu için buradan buraya olan uzunluk da 4'tür. Ve yüksekliğimin hop 8 olduğu karşıma çıktı. 8 ile 10'un çarpımı 80. 74. sorumuzun cevabı Ceyhan olmuş oldu. Hop geçtik 74'ü de. 75. Diyor ki orta taban diyor. 3 ve 7'yi vermiş. Bizden ne istiyor? E, F, C, D. E, F, C, D yamuğunun alanının A, B, C, D yamuğunun alanına oranı nedir diyor. Yaparız. Çok kolay da yaparız. Şimdi bir kere orta taban değil mi burası? Orası 3 ile 7'nin toplamının yarısı. Yani onun yarısı 5. Burayı buldum. Şimdi ne yapacağım bakın. Bu yamuğun yüksekliği burası. Bütün yamuğun yüksekliği burası. Tam orta taban olduğu için bu yükseklik haş. Burası da haş. Yani küçük yamuğun yüksekliği haşsa büyük yüksekliği büyük yamuğun yüksekliği 2 haş. Orta taban çünkü. Hadi bulalım şimdi. Önce şuradaki alanı buluyorum. Üst tabanım 3. Alt tabanım 5. Bölü 2 çarpı yüksekliğimiz haş. Bölü. Büyük yamuğun alanı şimdi alt taban 7 üst taban 3. 7 artı 3 bölü 2. Bunun yüksekliği kaç h? 2 h. Olayım bitti şimdi. Bakın ters çevirip çarpınca şu bölü 2'ler zaten götürecek. Şu h'lar da götürecek. Bakın yukarısı 8 yaptı. 3 ile 5'in topladık. Buradan 10 çarpı 2'den 20 geldi. 4 ile sadeleştirdiğimiz zaman 2 bölü 5 oranına ulaştık. 75. sorumuzun cevabı da Bursa olmuş oldu. Bakın. Alt taban artı üst taban bölü iki çarpı yükseklik. Olayı bitiriyor. Olayı bitiriyor. Hadi devam. Niye su aldık? İlerledik. 76'ya geldik. Bakalım 76'mız ne diyormuş? ABC'de dik yamuk. Tamam. A, B ile DC birbirlerine paralelmiş. Tamam orayı da gördük. A, ile DC C eşit. İşaretleyelim hemen. A, D ile DC eşitmiş. Tamam. Bir 15 verilmiş. Yukarıdaki şekilde AB kenarının uzunluğu yamuğun yüksekliğinden 9 birim fazla. Hmm. Diyor ki AB'nin uzunluğu yükseklikten 9 fazla. Bakın yükseklik zaten şurasıdır gördünüz mü? Bakın yükseklik burasıdır. Oraya dikse oraya da diktir. Dik yamuk sonuçta. O zaman hemen bu bilgiyi kullanabilmek için bunu buradan indiriyorum. Buraya 90'ı koyuyorum. Bakın burası h. 9 birim fazlaysa yükseklikten 9 birim fazlaysa yükseklik h A, B, H artı 9. Bakın bitti. Burada bir üçgen oluştu gördün mü? 9, 12, 15. Tamam. Şimdi bizden ne istiyor? Olduğuna göre alan A, B, C, D nedir diyor. Bakın H'ın 12 olduğunu bulduysam burası 12. Burası 12. Üst tabanım 12 oldu. 12'yi yazdım. Alt tabanım kaça eşit? 21'e eşit. Bölü 2'yi koydum. yüksekliğimde 12. Olay bitti. Hadi şununla şunu sadeleştirdim 6. Bunları topladığımız zaman da 33 yaptı. 33 ile 6'yı çarptığımız zaman 18'in 8'i elde var. 1, 18, 198, 76. sorumuzun cevabı da Bursa aldı. Temiz, 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 temiz ilerliyoruz. Sen de çözüyorsun değil mi? Anlıyor, anlıyor. Çöze çöze gidiyorsun. Sıkıntı yok. Hadi bakalım ilerle 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 o zaman geldik 77'ye. Bakın öğretenlerle öğretenlerle güzel bir şekilde devam ediyoruz. Gel bakalım sen yap soruyu. A, B, C, D dik yamuk. Söylemiş dik yamuk dik şartını koymuş zaten. Paralelliği söylemiş A, B ile D, C paralel. 17, 17, 17 3 tane verilmiş. 9 verilmiş. Bakalım E, B, C, D. E, B, C, D yamuğun alanı sonra a d e a d de üçgen Yani mavi alan bakın şöyle yazayım adı üstüne. Mavi alan eksi sarı alan. Şimdi mavi alan dediğimiz nedir arkadaşlar burada? Bir yamuk. Yamuğun bakın alt tabanını biliyorum. Üst tabanını biliyorum, yüksekliğini bilmiyorum. Yüksekliğini de hesaplarım ama. Nasıl? Hemen şuradan dik indirdim. Bakın diki indirdiğimde bir dikdörtgen oluştu. Burası 17 ise Buranın da 17 olması gerekecek. 9 burada. Hop buraya ne kadar kaldı? 8 kaldı. O zaman burası 8 ise ikiz kenar üçgen olduğu için çıtırı çıtırı eşit olacak 8. 8, 15, 17 bitti. Hem üçgenin alanını bulurum şimdi hem yamuğun. Hadi yamuğun alanını söyle bana şimdi. Üst tabanım 17. Alt tabanım 9. Bölü 2. Çarpı yüksekliğimiz 15. Bu yamuğun alanı. Şimdi burası kaç yapıyor? Bakın 26. 26'yı 2'ye böldüm 13. 13 ile 15'i çarptığım zaman 130. 45 daha geldi. 130'un üstüne 45 daha eklediğimiz zaman 175 yaptım. Doğru değil mi? Pardon 150 yanlış yaptım. 150 45 daha 195 tamam. Hadi üçgenin alanı söyle şimdi. Hocam taban çarpı yükseklik bölü 2 tabanım 16. Yüksekliğim 15 bölü 2. Hop şunları sadeleştirdim 8. 8 ile çarptığımız zaman ne geliyor buradan? Ee, 4 ile çarpınca 60 120 mi geldim? Evet buradan 40 evet 120. Biri 195'ti, biri 120 idi. Çıkardığımızda 75'lik bir cevaba ulaştık. 77. sorumuzun cevabı ne olmuş oldu adam? Hemen ilerledim 78'e. Yine öğreten bıyıklılar sonra geliyor. Bıyıklılar sonra geliyor dikkat. Hadi gel bakalım. İkiz kenar yamuk. Paralellik verilmiş. 11, 21 verilmiş alanı söylemiş x kaçtır diyor. Hmm. Şimdi alan için neye ihtiyacım var diye sordum? Üst taban, alt taban, yükseklik. Yüksekliği bulunca olayım bitecek. Hadi indir. İkiz kenar yamukta ne yapıyorduk? Hatırla. İndirdim, indirdim yüksekliklerimi. Hemen buraya 90'ı koydum. Buraya 90'ı koydum. Dikdörtgen oluştu. ise 11. 21'in 11'i burdaysa ne kaldı öbürlerine? 10 kaldı. 10 da iki eşit parçaya bölündü. 5 5. Hop! Buraya ne yazıyorum? 5. Buraya da ne yazıyorum? Beş. Tamam, buraları buldum şimdi. Şimdi alanı söylemiş şimdi bize. hadi alana hesaplat bana. Üst tabanım kaç? On bir. Alt tabanım kaç? Yirmi bir. Bunu ikiye böleceğim çarpı yükseklik diyeceğim. İşte burası 192'ye eşit. Şimdi burayı topladığımız zaman 32 yaptı. 32 ikiye böldüğüm zaman 16 yaptı. 16 tane haş eşittir 192 ise her iki tarafı 16'ya böldüğüm zaman ne geldi? 12 geldi. Haş 12'ymiş. Bakın, 5. 12, 5, 12, 13. Hop bu da bitti. Evet arkadaşlar şimdi birazcık da bıyıklılarına bakalım. 79. sorumuz. Bakalım ne diyorsun 79? Bariyerli bir soru yine. Mantığını bariyer mantığını anlatmıştım daha önce. Aşağıdaki bir sitenin girişinde bulunan iki eş parçadan oluşan toplam uzunluğu 24 birim olan e, ...açılır, kapanır bir bariyer görünmüştür. Açılar yazmışız oraya. Kaçıncı soruydu bu? 79. soru. Şurası açılır olacak. Heh. Bir bariyer gösterilmiştir diyor. Tamam. Bariyerin parçaları yatayda 60 derecelik açı yapacak şekilde açıldığında... ...parçalar arasındaki şekildeki gibi bir yamuk biçiminde bir alan oluşmuştur diyor. Bu yamuğun alanı nedir? Şimdi dikkat et. Diyor ki... ...iki eş parçadan oluşan... Toplam uzunluğu 24. Toplam uzunluğu 24 ise her bir parçam 12. Bakın standart bir ikiz kenar yamuk sorusuna dönüştü şimdi. 12 birim burası. 12 birim burası. Bakın ikiz kenar yamuğun neyine ihtiyacım var şimdi sadece? Yüksekliğine ihtiyacım var. Hop indirdim aşağıya. Hop indirdim aşağıya. 30-60-90 üçgenleri oluştu. 90'ın karşısındaki buradaki kaç arkadaşlar? 12. O zaman buradaki 30'un karşısındaki ne kadar olacak? 6 olacak. Burası tamam. Yine burada da aynısı var. Burası da nedir arkadaşlar yine? 6'dır. Tamam. Sonra ne yapıyorum? Dikkat edin hemen. Dur öbür tarafı da bulalım yüksekliği bulmadık. 30'un karşısındaki 6 altmışın 60'ın karşısındaki de ne kadar oldu? 6 köküç kadar oldu tamam. Şimdi hocam üst taban nereye eşit? Bak yukarıdaki bilgiyi iyi kullan. Ben şuranın tamamının 24 olduğunu bilmiyor muydum? Bak gördün mü güzelliği? Burasının tamamı kaç? 24. E altısı burada. 6'sı burada 12 yapar. Hop ortaya da 12 kaldı. O zaman üst tabanım da 12. Hadi söyle şimdi bana. Üst tabanım 12. Alt tabanım toplam 24 bölü 2. Yüksekliğimde 6 tane karekök 3. Şimdi şurası ne yaptı? 36 yaptı. 2'ye böldüm. Ve 36 2 ile şunu sadeleştir 3. 36 çarpı 3 karekök 2 yapsın. 36'nın 3 katını aldığımız zaman 108 mi yaptı? 108 şuraya yanlış yazmışım. Kök 3. Sorumuzun cevabı Ceyhan. 79 Ceyhan. Anam 60. soruya bak. Değişik mi birazcık? Hadi oku 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 oku. Zor bir şey yok. Konuda zor bir şey yok. Hep aynı şeyi yapıyorum ha. Ona göre korkma. Korkma korkma. Hadi gel. Aşağıdaki şekilde eni 50. Boyu 120 metre olan dikdörtgen biçimindeki bir park, parkın içerisinden geçen epe, paralel kenar biçimindeki iki yol verilmiştir. Bakın yol verilmiş. Şurada da paralel kenar biçiminde iki tane yol verilmiş. Bu yollar dışında kalan yeşil alanlar gösterilmiştir. Diğerleri de yeşil alanmış. Tamam. Parkın M ve R bölgelerinin alt taban uzunlukları sırasıyla 40 metre ve 60 metre olduğuna göre toplam yeşil alan miktarı nedir diyor. Hmm. Şimdi yeşil alanlara baktığım zaman burada bir yamuk var. Burada da bir yamuk var. Burada da bir dik üçgen var. Şimdi nasıl bulacağım bakalım. Arkadaşlar mantık şu. Şimdi benim bu yamuğun alanı bulurken şuraya x diyelim tamam mı? Bu yamuğun alanını buldur bana. Şuraya da y diyelim. Şuraya da z diyelim. Şimdi yamuğun alanı nedir? Bir kere burada şunu söyleyelim. X artı Y artı Z toplamının ne kadar olduğunu biliyorum. 120. Nerede? Şurada. Şimdi peki buraya baktığım zaman burada ne var arkadaşlar? Bununla buranın toplamı 100 yapıyor. Yani yolların şunun genişliğiyle şunun genişliği ne yapıyor arkadaşlar? Toplam kaç yapmış? 20 yapmış. İlk çözümüm şu. Paralel kenarı anlatmış gibi yapayım. Paralel kenarlı çözümü çok daha kolay çünkü. Bakın bir paralel kenarın alanını bulurken bir paralel alanı bulurken yapman gereken şey alan şudur. Yükseklik H olsun tabanı A olsun A çarpı H. Bakın paralel kenarla sorumun çözümü çok daha kolay. Önce dikdörtgenin alanını buluyorum. Yani bütün buranın alanını buluyorum. Nedir bütün alanı? 120 uzun kenardır. 50 kısa kenardır. Buradan 60 geldi. iki tane de sıfır. 6000 hepsinin alanı. Şimdi bu alandan yolların alanlarını çıkarırsam yeşil alanı bulacağım. Hadi yolların alanlarına bakalım şimdi. Dedik ki biz şunların toplamları 60 ile 40'ın toplamı 100 yapıyor. Yukarısı 120. Demek ki bunun alt tabanı A, bunun alt tabanı B ise A ile B'nin toplamının ne kadar olduğunu biliyorum ben 20. Hadi şimdi bu yamuğun alanını söyle bana. Şey, şey şu paralel kenarın alanını söyle. Yüksekliği 50. Tabanı ne kadar? A kadar. 50 A. Diğer yolun alanı B dedim buraya. Yüksekliği yine 50. 50 B. Bakın o zaman 50 parantezine aldığım zaman A artı B yaptı. A artı B'nin ben 20 olduğunu biliyorum. Çarptığım zaman buradan 10 bin yaptı. O zaman altı bin eksi binden sorumun cevabının beş bin olduğunu bulurum. Sekseninci sorumuzun cevabı ne olur Edirne? Hocam ya yamukla da çözelim bunu ne olur? Bak ama buradan daha kolay. Büyük alandan yolların alanlarını çıkardım. Şimdi program git şuradan silelim bir. Hadi şimdi yamuk alanıyla yapalım. Dedim ki burası x kadar. Burası y kadar. Burası z kadar. Bana şu yamuğun alanı söyle m alanını. Ne yapıyorum? Üst tabanı x. Alt tabanım 40 bölü 2 çarpı yüksekliğim 50. Hadi R alanını söyle şimdi. Üst tabanım Y. Alt tabanım 60 bölü 2 çarpı yüksekliği yine 50. Şimdi şuradaki Y alanını söyle. Dik üçgen orası da. Z çarpı 50 bölü 2 orası da. Bakın Z çarpı 50 bölü 2. Tamam. Şimdi bakın hepsinde bölü 2'ler var değil mi? Şunları sadeleştirelim. Şuradan 25 gelsin. Şunları da sadeleştirelim. Şuradan da 25 gelsin. Şunları da sadeleştirelim. Şuradan da 25. Bizden şunların toplamlarını istiyor. Bakın topladığımız zaman buradan ne geliyor? 25 çarpı x artı 40. Aşağıdakinden ne geliyor? 25 çarpı y artı 60 geliyor. Sonra öbüründen de 25 çarpı z geliyor. Hepsinde 25'ler ortak mı? Aldım 25 parantezine. X, Y, Z geldi bakın. X, Y, Z geldi. Bir de bunların haricinde 60, 40 ile 60'ın toplamından 100 geldi. Bakın aynı cevap çıkıyor. Hemen şimdi oradaki X artı Y artı Z toplamı nedir bakın. X artı Y artı Z toplamında arkadaşlar. Başta ben oraya 120 mi dedim. 120 değil bakın. Şurasıyla şurası yok. E aşağıda da burasıyla burası yok. Yani X, Y, Z toplamı şu 60 ile 40'ın toplamına eşittir. Bakın burada 120'den ne çıkarılmış? burasıyla burası çıkarılmış. Orada da 120'den burası çıkarılmış. Yani x, y, z toplamının 100 olduğunu biliyorum. 100 oradan 100 oradan 200. 200 25'i çarptığınız zaman yine aynı cevaba ulaştık. Hadi bakalım 82. Ay 82. soruda arkadaşlar. Şu dc 9 şurası 9 arkadaşlar. Tamam mı? 9 olarak çözeceğiz. Şimdi ikiz kenar yamuk. A, B ile dc D paralel. Tamam. Eşitlik verilmiş. İkiz kenar yamuğun gereği zaten bu. 9 verilmiş. Yüksekliği 6 verilmiş yamuğun. Bak şimdi. Sur'da yükseklik ikizkenar yamun yüksekliği 6 verildiyse hemen bunu indirdim buradan. Şuraya hemen 6'yı yazdım. Alan ABC'de nedir? Şimdi alan ABC için neye ihtiyacım var? Üst tabanı biliyorum. Alt tabana ihtiyacım var. Şimdi alt tabanı nasıl bulacağım? Tabii ki ikizkenar yamun özelliğini kullanacağım. Hemen buradan bunu da indirdim bakın. Hop bunu koydum. Şimdi buradaki parçam x kadarsa buradaki parçam da x. Yukarısı 9'sa hop burası da 9 tamam. Şimdi kaldım burada. Hocam x'i nasıl bulacağım? Neyi kullanmadım diye sordum kendime. Dikliği kullanmadım. Hadi dikliğe bakıyorum. Orada bir dik üçgen var bakın. Dik üçgen var gördünüz mü? Dik üçgende dikten dikinmiş. Öklit bağıntısı. O zaman h kare 6'nın karesi 36 eşittir. Ayırdığı parçaların çarpımı biri x biri de x artı 9. Hmm. Gördük mü x'in kaç olduğunu? x 3'tür değil mi? 3 ile 12'nin çarpımıdır. Veya dağıtıp ikinci dereceden denklemde yapabilirsin. X'in 3 olduğunu buldum o zaman. Şurası 9, şurası 3. O zaman üst tabanım 9. Alt tabanımı biliyorum. 9, 12, 15. Bölü 2'yi koydum. Çarpı yüksekliğim 6 zaten. Şurası kaç yaptı? 24. 2'ye böldüm 12. 12 ile 6'yı çarptım. 72. 82. sorumuzun cevabının da denizli olduğunu bulduk. Tamam mı? öklit, möklit, her şey karşımıza gelebiliyor. Her şey karşımıza gelebiliyor. Hadi ilerledim. 83. sorumuz. Uf, bu neymiş ya? Alan oranları falan vermiş bana. Tamam. AB ile CD paraleldir demiş. Buradaki AFD, e, yani sarı üçgenin, şöyle yazayım, sarı yamuğun e, FBCD mavi yamuğun alanına oranı. 3 bölü 2'ymiş. Buna göre x kaçtır diyor. Hmm. Çok basit. Niye basit biliyor musun? Çünkü ben bu yamuğun yüksekliği ile bu yamuğun yüksekliklerin eşit olduğunu biliyorum. Alanlarını bulup oranlarsam haşlar çatırı çutturu götürecek. Hadi bitirelim o zaman. O zaman sarının alanını bulalım. Nedir sarın alanı? 4 artı 11 bölü 2 çarpı yüksekliği h bölü. Mavinin alanını söyle şimdi. Alt tabanı x üst tabanı 2 bölü 2 çarpı h. İşte bu oran 3 bölü 2'ymiş. Bitti işim. Ters çevirip çarpınca şunlar götürecek. Şunlar da götürecek. Yukarısı 15 yaptı. Aşağısı x artı 2 yaptı. Eşitmiş 3 bölü 2. Bakın bu bunun kaç katı? 5 katı. O zaman bu da bunun 5 katı olacak. Burası ne yaptı? 10 yaptı. x artı 2 10'sa x eşittir 8. 83. sorumuzun cevabı Denizli. Hop geçtik 84. 84 85 86 87 88'i çözelim. Ondan sonra bırakalım bu videoda. Sonra arkadaşlar bir videocumuz daha kaldı. O videoda e, yamuğun alanı ile ilgili bazı özelliklerimiz var. Onları vermeye devam edeceğiz ve 5-6 tane de böyle yamuğun alanı ile ilgili çok farklı 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 sınav tarzı sorular çözüp olayı bitirelim hadi. 84. A B D, C D yamuk. DC ile AB paralel. Şunları yerleştiremeyen Diyor ki DC 2K kadarken diyor. DC 2K kadarken diyor. AB 3K kadar. Tamam yerleştirdik. Tamamının alanında 100 olduğunu söylemiş. ABC üçgen alanı söylüyor. Çok kolay bir alan parçalama sorusu. Şimdi niye çok kolay biliyor musun? Şimdi burada iki tane üçgen var. Birinin içini zaten yeşile boyamış. Öbürünü de ben sarıya boyadım hadi. Bakın şimdi bu yamuk olduğu için şekil. Buradaki yukarıdaki üçgenin yüksekliğiyle. Bakın sarı üçgenin yüksekliği şurasıdır değil mi? E, mavi, yeşil üçgenin yüksekliği neresidir burası e, onlar paralel oldukları için yükseklik her yerde aynıdır e, yükseklikleri aynı olan üçgenler için ne demiştik biz alanları oranları tabanları oranıdır yani 2K'ya 2S geldiyse 3K'ya 3S gelir bitti yamuğun alanı toplam 5S oldu 5S eşittir 100 her iki tarafı 5'e böldüğümde S eşittir 20 ABC 3 sti 60 84 Ceyhan Hoop, geçtik 85 anam bıyıklı geldi Bıyıklı geldi gelmez diyordun gördün mü? Bıyıklı. Yol bakayım o bıyıkla. Dur ben değil. Sorunun bıyıklarını yolacaksın. A, B, C, D yamuk. Tamam. A, B ile C, D birbirlerine paralel. Tamam. A, C dik B, D. A, C, B, D'ye dik. Kim? Köşegenlerin arası 90. Bir de B, D'nin 8 olduğunu söylemiş. B, D neresi bir bakalım. B, D şu köşegenim. Kaçmış burası? 8'miş. Hmm. Şimdi köşegeni vermiş. Hmm, hmm, ne yapacağım şimdi arkadaşlar Şimdi ben dörtgenlerde bir alan formülüm vardı benim Eğer köşegen uzunluklarını biliyorsak e 1/2 çarpı e çarpı F çarpı sinüs Alfa sinüs alfa köşegenler arasındaki açıydı burada 90 derece olduğu için e çarpı F bölü 2 formülü kullanabilirim. bir köşegenin uzunluğunun bize 8 olduğunu söylemiş Çünkü diğer köşegeni bulursam bitiririm Çünkü buradan yükseklik bulamayabilirim. Şimdi sana yamuğun başında bir şey anlatmıştım. Köşegenler dik kesişiyorsa bir şey yap demiştim. Hatırlıyor musun? Hop hemen köşegenlerden öbür bir tanesinin paralelini at demiştik ve bir üçgen oluştur demiştik. Köşegenlerin arasındaki 90 derece açıysa burası 90 derece. Bakın buradaki 8 artık buraya geldi. Bu 5 nereye geldi? Paralel kenar oluşturduğum için buraya geldi. Bakın ne oluştu şimdi iyi bak. Bir üçgenim oluştu, bir dik üçgen. Bir kenarım 8, bir kenarım 17. O zaman burayı biliyorum. 8, 15, 17 üçgeni. Yani diğer köşegenin uzunluğunun da ben 15 olduğunu buldum. O zaman köşegenler dik kesiştiği için alan formülü budur artık. Burası 15'tir. Diğer köşegen 8'dir. Bölü 2. Sadeleştirdim. 4, 60. Bitti. Bu kadar basit. Tamam mı? Yani köşegenlerin arasındaki açıyı biliyorsan dörtgenlerde kullandığın formülü hala ne yapabiliyorsun? Kullanabiliyorsun. Hadi bakalım 86. sorumuz olsun. Gelsin bakalım. A, B, yamuk. A, B, C'de paralel. Bunlar verilmiş. Hadi bunları yerleştirelim. Şurada 12 en büyük olduğu için buraya 12K diyelim. O zaman EB dediğimiz A kadarken DC, K kadarken A değil. D, C, 3K. A, e de 4K. Yerleştirelim. A, E'miz kaç K? 4K. DC'miz kaç K? D, C, 3K. Burası da Tamam sonra EBDK. Alan ABCD 40 birim kare olduğuna göre AEC pembe üçgen alanı soruyor. Sadece bir alan parçalama sorusu. Şimdi bir bakalım. Önce benim yamuğumu şu köşegenle bölmüş. Şimdi ne dedik? Üstteki üçgenin yüksekliği ile alttaki üçgenin yükseklikleri eşitti. O zaman bu 3K'ya, 3K'ya şurada 3S'lik alan geldiyse aşağıda 5K'lık alana 5S gelir. O da 4S'e S olarak ne yapar? Bölüşür. Bitti işim. ABC'den alanı 40 vermiş bize. O zaman 4, 5, 8S'nin 40 olduğunu söylemiş. O zaman her iki tarafı 8'e böldüğümde S dediğimiz 5'tir. AEC, AEC'nin alanı 4S, 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 20 olmuş oldu. Tamam mı bak? Unutma şöyle bir şey çizildiğinde bir yamukta bir yamukta üçgenler oluşturulduğunda mesela buradan buraya attığı üçgen oluşturdu. Buraya 7 dedi mesela. Buraya 10 dedi. Hemen ne diyeceksin buraya 7s buraya 10s. Çünkü o üçgenlerin yükseklikleri birbirlerine eşittir kardeşim. Hadi bakalım 87 yine alan parçalama. ABCD yamuk. Paralellik verilmiş. İki yere eşit işaretlemiş. Hemen diğerine ben bakıyorum. Şuraya 6k dersek AEK kadar olur. Şurası 3K kadar olur. Burası 2K. D, C, D, C 2K. Tamam. E, B, E, B, e, B, e B, 3K. O da tamam. Sonra A, E, K kadar. Tamam. Şimdi bizden E, B, F, D. Bakıyorum E, B, F, D'ye. O boyalı olan yer. A, B, D de tamam. Şimdi biraz önceki yaptığım çizimi sen yap. Hop köşegeni birleştir. Tamam mı? Köşegeni birleştir. Şimdi yukarıda bir üçgen oluştu. Yukarıdaki üçgeni görüyor musun? 2K. O zaman burası 2S kadar ama bu 2S'i çift çizgiyle bölmüş. O zaman nasıl böldü? S burası S burası. Şimdi geri dönüyorum. 2K'ya 2S gelmişti. O zaman buradaki 4K'ya 4S gelecek. Ama onu K'ya 3K şeklinde böldüğü için ne yapacağım arkadaşlar? 2K'ya 2S'ti. 4K'ya 4S. O zaman buraya S, buraya 3S. Bitti. Şimdi o zaman bakalım bizden burası sarı alan 4S kadar yaptı. Tamamının alanı 3 4 5 6 kadar yaptı. 6S. Sadeleştirdik 2/3 mü oldu? Evet 87. sorumuzun cevabı da Ceyhan oldu. Hadi bir tanecik daha çözelim sonra bu videoyu bitirelim olur mu? Gel. Şişt. Hop, orada mısın? Çok susadım bugün ya. Niye öyle? Hmm. Hadi bak. Gel bakalım. A, B, C, D yamuk. A, B ile C, D paralel. Baktım baktım tamam. 10 vermiş, 10 vermiş. İkiz kenarmış tamam. 6, 7, 11 işaretlemiş. D, E, C. Şimdi bu üçgen değil mi? Tabanını biliyorum. Bunun neyine ihtiyacım var benim? Yüksekliğine ihtiyacım var. İkiz kenar yamuk. O zaman ikiz kenar yamuğunun özelliğini kullan bitir. İndirdim bunu buradan. İndirdim bunu buradan. Tamam. Çattırı çattırı. Şimdi bakın buranın tamamı 18. Onu unutma 18. E burası 6 ise dikdörtgen oluştu. Şuradan şuraya kadar olan 6. 18'in 6'sını attım 12. 12'yi 2'ye böldüm 6 6. O zaman şuradaki parçam da 6. Şurası da 6. Bakın 6 8 13 geni. E şimdi bu yükseklik aynı zamanda bu üçgenin de yüksekliğidir. 6 çarpı 8 bölü 2. Sorumuzun cevabı 24. Hop edin. Evet arkadaşlar, yamuğun beşinci videosunun da sonuna geldik. Bir tanecik videomuz kaldı. O videonun içerisinde biraz yeni nesil sorular çözeceğiz ama yamuğun alanı ile ilgili vermemiz gereken böyle iki tane çok önemli özellik var. Onları vereceğim. Ondan sonra da sam sınav tarzı 4-5 tane sorumuz var. Onları çözüp yamuğun da duasını beraber edeceğiz. Tamam mı? Güzel çalış, sıkı çalış, asla çalışmayı bırakma. Hadi görüşürüz. Bay bay.